Herkese merhaba. Bu videoda vücut duruşunun tamamen öne eğilmediği fakat boynunuzun orta hattının öne çıktığı duruş bozukluğunu düzeltmenize yardımcı olacak çok faydalı birkaç şey göstermek istiyorum. Net anlaşılması için bunu iskelet üzerinde göstereyim. Böylece daha açık görebilirsiniz. Bütün gün masa başında oturuyorsanız ve bu duruş sorununa sahipseniz veya eski bir sakatlıktan kaynaklanıyorsa bu durumların tamamını değerlendireceğiz. Kafanız 5,5 ila 8 kilo arasındadır. Adeta bir bowling topu gibidir. Bu küçük omurgaya dayanır. Yani ileriye doğru atılan her santim bu bölgenin arkasına muazzam miktarda bir gerilme ekler. Şimdi kafatasının arkasında occiput denilen kemikle atlas denen ilk kemik arasında bir bağlantı vardır. Anlaşıldı mı? Burada çok güçlü bağlar ve tendonlar vardır. Burada sinirleriniz vardır. Ayrıca beyin sapınız da bu konumda yer alır. Burası parasempatik sinir sisteminin bulunduğu yerdir. Parasempatik sinir sisteminin bir diğer adı da dinlenmek ve sindirmektir. O halde boynunuzun üst kısmı ile ilgili bir probleminiz olduğunda uykusuzluk ve vertigo problemlerine neden olabilir. Ayağa kalkıp başınızın döndüğünü hissettiğiniz ve uzanmak zorunda kaldığınız bir durum olan PATS yani postural ortostatik taşikardi sendromuna da neden olabilir. Bu durumda yatar halden ayağa kalkarken oluşan değişimlere adapte olmanız zorlaşır. Üst boyunda çok fazla sertlik ve çok fazla sabit gerginlik hissedebilirsiniz. Aktif çalıştığım dönemde hastalarıma hep şunları sorardım. Kafanıza herhangi bir darbe aldınız mı? Ya da kafanıza bir şey düştü mü? Veya bir yerden kafanızın üzerine düştünüz mü? 5 yaşlarındayken bir salıncakta sallanırken kaydığımı ve yaklaşık 1 metre yükseklikten kafamın üzerine düştüğümü hatırlıyorum. Bu da tam gösterdiğim bölgede incinmeye neden oldu. Bu boyun problemimin başlangıcıydı. Ve sonunda bir kiropraktik uzmanı görmeye gitmemin nedeni buydu. Buna ilave kuyruk kemiği yaralanmaları da vardır. Kalçanızın üzerine çok sert düştüğünüzde bu darbe omurgaya kadar ulaşır ve yukarıda occiput kemiğini baskılayarak sıkıştırır. Bu nedenle bir kuyruk kemiği yaralanması geçmişiniz varsa muhtemelen boynunuzun üst kısmındaki bölümde çok fazla gerginlik ve sertlik varsa bu sizin duruşunuzu öne doğru eğecektir. Sonra boyun zedelenmesi var. Araba sürerken arkadan bir darbe aldığınızda boynunuz aniden arkaya ve ardından öne hareket eder. Bu da boynun ön tarafında bir şok yaratır çünkü kaslar aşırı gerilecektir. Ya da önden çarpma durumunda başınız öne doğru gider ve arka kısımda mikrotravma yaratabilir. Ya da biri size yandan bile çarptığında kafanız bu çarpma yönüne doğru hareket eder. Yani bu tür travmatik şeyler boyun kaslarınıza zarar verebilir ve daha sonraki yaşamınızda size rahatsızlıklar oluşturabilir. Bunların dışında bir masanın önünde bilgisayar başında aralıksız 8 ila 12 saat geçirirseniz ve kafanız doğal olarak öne doğru eğilecektir. Öyleyse bu boyun duruş bozukluğu hakkında neler yapılabilir? Odaklanmanızı tavsiye edeceğim 3 şey vardır. İlki, çok ama çok basit bir esneme egzersizidir. Şimdi bu durumda olan şeyi düşünürseniz, eğer kafa öne doğru giderse, boynunuzun önündeki ve göğsünüzün üst kısmındaki kaslar sizi ileriye doğru iter. Yani sırt kaslarına göre çok daha sıkıdırlar. Çünkü kasların önü ve arkası arasında her zaman bir denge oluşur. Mantık olarak eğer boyun ileri doğru eğiliyorsa onu geriye doğru çekmemiz gerektiğini düşünebilirsiniz. Fakat kaslar bu şekilde çalışmaz. Daha iyi bir çözüm olarak bu arkadaki kasları gererek bu şekilde aşağı indirmeye çalışabiliriz. Çünkü bundan sonra tüm o sırt kaslarını gerdiğinizde olan şey şu. Öndeki kaslara bir sinyal gönderirsiniz ve bu sinyal rahatlatır. Yani bir kası gerdiğinizde karşıt kaslar otomatik olarak gevşeyecektir. Böylece arka kısmı gerdiğinizde ön kısma rahatla sinyalleri gönderiyorsunuz. İlk olarak Jefferson kıvrımı adında önereceğim bir esneme egzersizi var. Şimdi bu Jefferson egzersizi genellikle kademeli olarak ağırlıksız seviyeden hafif ağırlık eklemeye doğru ilerler. Birçok sporcu, jimnastikçi, halterci ve benzeri bunu uygular. Benim tavsiyem bu egzersizi bir platform üzerinde durmadan ağırlıksız olarak yapmanız. Temel olarak yapacağınız şey başınızı mümkün olduğunca öne doğru kıvırmaktır. Ardından sırtınızın ortasını öne doğru kıvırarak ayak parmaklarınıza dokunmaya çalışmak ve sırtınızın alt kısmını esnetmektir.
Böylece üst bedeniniz tamamen ileri gider. Bu durumda tüm duruşunuzu, omurganızın arka kısmını ve boynunuzu esnetmiş olursunuz. Böylelikle öndeki kaslara sinyal göndererek tüm kasların gerçekten gevşemesini sağlarsınız. Böylece Jefferson kıvırma egzersizini bitirdiğinizde daha dik durabileceksiniz ve gerçekten rahatlamış hissedeceksinizdir. Elbette zaman geçtikçe daha rahat uygulayabildiğinizde ilave ağırlık eklemeye başlayabilirsiniz. Jefferson egzersizi sadece hamstring kaslarınızı germekle kalmaz. Aynı zamanda tüm omurganıza esneklik ve güç katmak için harika bir egzersizdir. Şimdi tavsiye edeceğim ikinci şey bir servikal sıkılaştırmadır. Aslında bir traksiyon cihazı satın alabilirsiniz. Bu nispeten uygun bir cihazdır ve internete belki 200 lira, 300 liraya benzerini bulabilirsiniz. Bu cihaz boynunuz için çok fazla rahatlama sağlar ve özellikle geçmişte stres, yaralanma ve hatta kuyruk kemiği yaralanması geçirdiyseniz duruşunuza çok yardımcı olur. Temel olarak yaptığınız şey bu cihazı başınıza takıp sırt üstü yatmak. Sonra bu elastik ip tipi şeyi kapı kolunun diğer tarafına takıp kapıyı kapatmaktır. Boynunuzdaki çekme miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunu kapınızın üst kısmından da yapabilirsiniz. Başınızı bu şekilde yukarı doğru çekin ve ensenizle C1'inizin yani atlas kemiğinizin arasındaki ayrımı bu şekilde esnetebilirsiniz. Buradaki bağların çok güçlü olduğunu bilmenizi isterim. Aslında ilk servikal vertebrada oksipu kemiği arasında bu çekiş etkisini yaratmak için boynunuza çok fazla baskı uygulayabilirsiniz. Pratisyen hekimken 30 yıl boyunca hastalarıma servikal traksiyon uygulamamın nedeni bu işlemin insanların sadece boyunlarını değil, aynı zamanda uykularını da çok rahatlatmasıdır. Çünkü bu şekilde parasempatik sinir sistemini uyarırsınız. Hatırlayın, dinlenmek ve sindirmek. Böylece bir kişinin nihayet bu gevşeme durumuna ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Birçok insan bu bölgede çok fazla stres taşıyordur. Şimdi sahip olabileceğiniz bir aletim var ve bu tabii ki traksiyon cihazlarından farklıdır. Bu cihaz daha çok boynunuzun arka kısmına koyabileceğiniz baskı noktaları içindir ve bununla ilgili video talep ederseniz hazırlayabiliriz. Bu alet çok ama çok rahatlatıcıdır. Ancak bir basınç yaralanması veya kuyruk kemiği yaralanması geçirdiyseniz, doktor kontrolünde yaralanmayı zamanla tersine çevirebilecek bir servikal traksiyon cihazı almanız gerekir. Bunu günün sonunda yatmadan yarım saat önce 5 ila 10 dakika boyunca uygulamanızı öneririm. Sadece boynunuzun değil, tüm vücudunuzun orta ve alt sırtınızın bu rahat pozisyona gireceğini ve gerçekten uykunuzu iyileştireceğini fark edeceksiniz. Çünkü boynunuz sürekli gerginse uyumaya çalıştığınızda etki alanını fark edeceksiniz. Böylece boyun ağrısını ve hatta muhtemelen baş ağrılarının tamamını ortadan kaldıracaktır. Şimdi germe ve traksiyon cihazlarının ardından üçüncü tavsiyem boyun güçlendirme egzersizleridir. Yere yatarak uzanma egzersizleri yapmanın yanı sıra sırt üstü uzanarak esneme egzersizleri yapmaya başlayacaksınız. Aşağıda bunun nasıl yapılacağına dair bazı bağlantılar ekledim. Çünkü çoğu zaman insanlar spor salonuna gider ve tüm vücutlarını çalıştırır. Ancak aslında boyunlarını hiç güçlendirmezler. Eğer sürekli bilgisayar başındaysanız, boyunda olması gereken normal eğriyi kaybedebilirsiniz ve bu mikro travmayı geri almak için bir şeyler yapmanız gerekir. Şimdi başınızdan geçenleri merak ediyorum. Darbeye bağlı yaralanma, kuyruk kemiği yaralanması veya boyun incinmesi türünde herhangi bir sakatlanma yaşadınız mı? Hadi şimdi aşağıda yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki hazırlamayı düşündüğümüz video sakatlıklarla ilgili. Bu konuyla ilgileniyorsanız lütfen yorumlarda detaylıca belirtin ve sizin için hemen hazırlayalım.